Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İpek Dokunuşu Bölüm 2. Gözlerim öfkeyle yüzünde turladı. Nasıl yani? Başka kadınlarla duygu yokken, daha ilerisine bile giderken sorun yok ama nikahlı karın öpünce olay oluyor, öyle mi? Bu sefer de o sinirlenmişti. Ne başka kadını Denef, yine saçmalamaya başladın. Ben aldatılmanın ne olduğunu çok iyi biliyorum. Sence seni aldatır mıyım? Yanlış yerden girmiştim. Bizim evliliğimiz gerçek değil. Ben sana karışamam. İliğimi tuttu ve beni yatağımızın ayak ucundaki koltuğa oturttu. Seni asla aldatmam. Benden her şeyi bekle, bunu bekleme Denef. Ve bana karışabilirsin. Tıpkı benim de sana karışabileceğim gibi. Mesela şu elmalı şampuandan başka şampuan kullanmanı yasaklıyorum. İstersen sen de birkaç kravatımı atabilirsin deseni kötü olanları. Ne dersin? Güldüm. O ise kucağındaki elimi kavramıştı. Şu an aramızda cinsel bir şey istemiyorum Denef. Eğer senin için de uygunsa bunu zamana yaymamız görüşündeyim ama bu sırada arkadaş olabiliriz. Kafamı salladım. Özür dilerim. Ben birden öyle atıldım. İsteyip istemediğini bile düşünmedim. Benim için ilk de ve ben biraz gerildim sanırım. Kafası karışmış bir şekilde bana baktı. Ne itti? Daha da utanıp kafama eğdim. Öpücük, benim için ilk de. Gururun yüzünde kendine kızmış bir ifade vardı. Ben bilmiyordum, yani senin için anlamlı olduğunu. Kafamı önemi yok gibi salladım. Baştan alalım. Anlamsızca suratına baktım. Neyi? Gülümsedi. Öpücüğü, senin için güzel ve hatırlanabilir bir hale getirmek istiyorum. Öncekini unut, olur mu? Kafamı önemsiz olduğunu anlatmak istercesine salladım ama o çenemi tutup kendine çekti. Gözlerini gözlerime kilitledi ve dudakları ilk önce yumuşakça alnıma, oradan yanağıma indi. Burnunu yavaşça burnuma sürtüp dudaklarını dudaklarıma değdirdi. Temas var mı yok mu anlaşılmayacak derecedeydi. Çıldırmak üzereydim. Öne atılıp dudaklarını daha çok hissetmek istiyordum. Ama bir yandan da her şeyi ona bırakmakta kararlıydım. Nitekim dudaklarım dudaklarımı aşağı yukarı sürtmeye başladı. Gurur. Boğukça çıkan sesim bana çok uzaktı. Sesim onun için bir işaretmiş gibi dudaklarım dudaklarımla temasını çoğalttı ve iki dudağın arasına beni hapsetti. Ellerimiz boş durmuyor. Ağanın büyüsüyle benimkiler onun saçlarını kavramış, daha çok kendine çekmek isterken onun elleri belimde ve boynumla kulağım arkası arasında bir yerde duruyordu. Yavaşça koltuktan sırtım yatağa değer şekilde uzandım ve gurur da üstündeki yerini aldı. Elim gururun göğsünden yanağına doğru çıktı. Gurursa belimdeki elini sıkılaştırdı ve beni kendine bastırdı. İkimizin de ağzından melodik bir ses çıktı. Durdur beni Denef diye fısıldadı gurur, dudakları boynuma kaymışken. Elleri yavaşça belimden yukarı tırmanıyordu. Lütfen, lütfen durma gurur. Alnı boynuma düştü ve derin bir nefes alıp tekrar dudaklarıma yöneldiği sırada kapı açıldı. Baba, Denef abla siz ne yapıyorsunuz? Hızla birimizden ayrılıp kendimizi yatağın iki ucuna attık. Başkalarının odasına kapı çalmadan girmek doğru değil Ege, değil mi? Ege koşarak yatağa çıktı ve ikimizin ortasına oturdu. Ben Denef ablamın bir yer acıyormuş gibi ses çıkardığını duydum. Onun için geldim. Gururun suratındaki aptal sırıtma ifadesine baktım ve gözlerini bana çevirirken hızla kafamı yere eğdim. Denef ablam kolunu vurmuştu Ege'ciğim. Ben de ona bakıyordum. Ege bütün dişlerini göstererek sırıttı. Öpünce geçer diye mi öptün Denef ablayı baba? Gurur da biraz utanmış gibiydi. Evet Ege Bey, öpeyim de geçsin dedim, dedi gülerek gurur. Ege de sıcak dudaklarını yanağıma yasladı. Ben de öptüm. Şimdi hemen iyileşirsin Denef abla. Gerçi babamınki daha etkili sanırım dudaktan öptüğü için dedi ve hızla yataktan atlayıp kaçtı. Ege
diye kızdı arkasından Gurur ama Ege onu hiç duymamış gibiydi. O odadan çıktıktan sonra vakit kaybetmeden yatağın bana ait olan tarafına geçip arkamı döndüm hemen Gurur'a. Denef konuşalım mı? Dedi yumuşacık sesiyle Gurur. Bense arkamı dönmeden konuştum. Haklıydın. Bu çok hızlıydı ve ben böyle bir şeye şu an atılmak istemiyorum. Bunu unutalım ve yarın sabah hiçbir olmamış gibi başlayalım dedim. Gurur hiçbir şey demeden kendi tarafına yerleşti ve ben de ilk defa ona ve hiçbir şeye sarılmadan kabıma çekilip uykuya daldım. Yarın ve gelecek günlerin neler getireceğini bilmeden. Gurur'un çalan alarmıyla ikimiz de uyandık. Günaydın dedim sıcakça gülümseyerek Gurur'a. Gözlerini ovuşturduktan sonra hafif ve soğuk bir şekilde günaydın dedi ve banyoya yürüdü. Kalkıp pijamalarla Ege'nin odasına ilerledim. Gurur'un kendi kendine verdiği izin sona ermiş, herkes bugün işlerin başına dönecekti. Hadi bakalım Ege, okul vakti. Yorganı başına çekip mırıldandı. Ne olur bugün de gitmeyeyim Denef abla, uykum var. Bilerek yorganı üstünden çektim ve onu gıdıkladım. Kıkırtılar içinde yataktan doğruldu. Ben de tuvalete gittim ve üstümü de değiştirdikten sonra kahvaltı hazırlamaya mutfağa geçtim. Bana Gurur tarafından verilen listeye göre kahvaltıyı hazırladım ve ikisi de mutfağa geldikten sonra çayları doldurup Gurur'un bardağına bir şeker attım. Kafasını kaldırıp bana baktı. Dudağının yan tarafı belli belirsiz kıvrıldı. Ege Paşa çayını içiyor, bir yandan da neşeyle konuşuyordu. Gurur'un bugün hiç keyfi yoktu. İkisi de evden çıkmak üzere kapıya yaklaşmışken onları uğurlamak için kapıya yöneldim. Denef yatak odasında aynanın önünde kart var. Şifresi 2303. Evlilik tarihimiz. Ne lazımsa o kartla alırsın olur mu? İtiraz edecek gibi oldum ama gözleriyle Ege'yi işaret etti. Eğilip Ege'yi öptüm. İyi dersler bir tanem dedim. O da bana sıkıca sarıldı. Akşama görüşürüz Denef abla. Sonra ise bize bakmaya başladı. Gurur belimi kavrayıp beni yanına çekip yanağımı öptü. İkisini de yolladıktan sonra evdeki eksikleri tespit edip liste yaptım ve kartımı almadan evden çıktım. Onun kartına ihtiyacım yoktu. Bir de evlilik tarihimizi yapmış, evlendik parayı buldun dermiş gibi. Yıllarca ders verip dokunmadığım o kadar çok birikmiş param vardı ki. Alışverişi tamamlayıp eve döndüğümde o kadar yorulmuştum ki eşyaları yerleştirip yemekleri yapmaya başladım. Her şey bittiğinde bizimkilerin eve gelmesine 2 saat vardı. Biraz kestireyim derken uyuyakalmışım. Sana sen bunun üstesinden gelemezsin demiştim. Üstüme örten battaniye ile uyandım. Günaydın karıcığım. Zor geldi mi ev işleri? Kafamı iki yana sallayarak kalktım. Yok değil. Sadece sizi beklerken sıkıldım. Belki de aynı zamanda çalışmalıyım. Kaşları havalandı. Ne iş yapacaksın? Kafamı iki yana salladım. Eskiden de özel ders veriyordum. Tabii senin nereden haberin olacak? Kafasının önüne eğmişti. İstersen devam et tabii ama bence ikisinden birini seç. Bu ev işlerinin altından kalkamayacak gibisin. Gözlerimi devirip koltuktan kalktım. Hadi üstünüzü değiştirin. Ben de yemekleri tabaklara koyayım. Kafasını sallayıp uzaklaştı. Mutfağa gidip yemekleri tabaklara koydum. Ege ile Gurur masaya oturdular. Denef abla, ellerine sağlık. Yemekler muhteşem olmuş, muhteşem dedi iştahla kaşığı ağzına götürürken. Afiyet olsun bebeğim benim. Saçlarını okşadım. Eline sağlık Denef. Karşımdan gelen kısık sesle bakışlarımı kaldırıp Gurur'a baktım. Sana da afiyet olsun dedim varlı yok arası sesle. Ege nasıl geçti okulda günün? Hızla ellerini çırptı. Hah ben de tam size bundan bahsedecektim. Gülerek tabağına biraz daha yemek koymak için kalktım. O esnada Gurur da ayaklandı yemek almak için. Ver tabağını bana dedim elimi uzatırken. Ben hallederim dedi kalkarken. Tekrar tabağına uzandım. Sen ver bana. Kafasını iki yana salladı. Çok koyarsın sen şimdi. Kendime göre ayarlayacağım ben. Tabağı çekiştirip aldım elinden. Bana güven artık dedim. Derin anlamı da anlamış eli yavaşça masaya düşmüştü. Kafasını sallayıp Ege'yi dinlemek için döndü. Ben de oyuncağın yanına ilerledim. Herkes neden okula gelmediğimi sordu. Sizin evlendiğinizi, artık benim de annem olduğunu, bu yüzden de okula gelmediğimi söyledim. Arkadaşlarım cici annelerin hep çocuklarını dövdüğünü söylediler.
Ben de Denep ablamın hiç öyle olmadığını, beni çok ama çok sevdiğini anlattım ama hiç kimse bana inanmadı. Gerçek annelerim bile bu kadar çok sevmeyeceğini söylediler. Gurura tabağını verirken göz göze geldik. Belki onların anneleri onlarla ilgilenmedikleri için seni kıskanmışlardır. Gurur bana kınayan bakışlarla bakarken ben omu silktim. Bence de Denep abla, yarın beni okula sen bırakır mısın? Kafamı olumlu anlamda salladım ve üçümüz salona geçtik. Gurur çok dalgındı. Biz de bir süre oturduktan sonra çalışma odasına çıktı. Ben de ardından biraz konuşmak için çıktım. Kapısını tıklatıp içeri girdiğimde masasına oturmuş elindeki kalemi inceliyordu. Bu kalemi üniversiteye geçerken babam almıştı ama bozuldu. Berbat ettim her şey gibi yani. Yanına yaklaşıp masasının önündeki koltuğa oturdum. Ne gibi dedim yüzüne bakıp. Çocuğumun hayatını, senin hayatını, benimkini, şimdi de işimi. Kafamı iki yana salladım. Benim hayatım mükemmel. Senin ne düşündüğün umurumda değil. İşinde nasıl bir sorun var? Güldü. Merak etme batmıyorum. Yani paramız yine var. Hırsla ellerimi masanın iki yanına koyup yüzüne yaklaştım. Paran zerre umurumda değil aptal. Artık bunu anla. Ne olur bunu anla. Sinirle masadan uzaklaştım ama gözyaşlarım akmaya devam ediyordu. Senin paranın peşinde olmadım hiçbir zaman. Anla artık bunu. Anla, anla, anla. Yere çöktüm ve ağlamaya devam ettim. Beni delirtiyordu. Geldi yanıma oturdu yere. Bak sana da zarar veriyorum. Kollarımı ona doladım. Bana zarar vermiyorsun ama kırıyorsun gurur. Lütfen bir daha bu konuyu açma olur mu? Seninle tartışmak istemiyorum. O da beni kendine çekti ve saçlarımı öptü. Özür dilerim Denep. Benim yüzümden bir daha ağlama lütfen. Ellerini yüzüme yerleştirdi ve gözyaşlarımı sildi. Sen de ağlatma o zaman dedim. Kafasını salladı ağırca ve gözyaşlarımı öptü. Gözlerim dudaklarına takılıyordu. Hemen kendimi geri çektim. Ne sorun var işle ilgili? Belki yardım edebilirim. Bana sorunları gösterdi. Biraz uğraşsam matematiksel hesapları yapabilirdim farklı birkaç yol deneyerek. Biraz Ege ile oturayım. O uyuduktan sonra bunları halletmeye gelirim olur mu? Kafasını salladı ve benim halledeceğimi söylediğim dosyayı ayırdı. Bana ilk defa güvenmişti. Aşağı inip Ege ile biraz daha vakit geçirdim. Yarın hakkında biraz konuştuk. Okuldaki arkadaşlarını anlattı. Sonra Gurur'u da çağırdım ve oğlumuzu birlikte yatağa yatırdık. Kapısını kapatıp çıktığımızda ben mutfağa kahve yapmaya indim. İki kupayı alıp çalışma odasına geri çıktım ve tek şekerli olanı Gurur'un önüne bıraktım. Bana ayırdığı dosyayı, birkaç misvette kağıdı ve kalemi alıp önümdeki masaya eğildim. Dosyayı incelemeye başladığımda önümden çekildi. Kambur oturma, masaya yanıma gel. Dosyayı yanına koydu, bir tane de sandalye çekti. Ben de hiç itiraz etmeden hesap kitaba geri döndüm. Kaç saattir bununla uğraşıyordum bilmiyorum ama içinden çıkmak üzereydim. Birkaç basamak daha lazımdı sadece. Gözlerim dayanabilseydi tabii. Saçlarımın arasında gezinen ellerle uyandım. Çok yoruldun, hadi git uyu sen Denep. Kafamı iki yana sallayıp ayılmaya çalıştım. Çok az kalmıştı, bitirmem gerek. Kalemi elimden aldı. Sağ ol Denep, gerçekten ama kendini fazla yormanı istemiyorum. Kafamı salladım. Bunu böyle yarım bırakamam, engel olmaya çalıştı. Ayaklarımı kucağına doğru uzattım ve yan döndüm. Ayaklarım burada kalsa olur mu? Ayaklarıma masaj yapmaya başladı. Hem evin işlerine koş, hem Ege'nin okuluyla uğraş, hem benim işime yardım et. Tükendin. İki haftada bitirdik seni. Kaçıp gitsen haklısın. Ayaklarımı aşağı kaydırıp kucağına oturdum. Daha çok ilgi bekler bir çocuk gibiydim. Bu kısa sürede hayatımın en güzel anlarını yaşadım. Sizin için yemek yapmak beni mutlu ediyor. Ege ile ilgilenmek beni sarhoş ediyor. Seninle, işlerinle uğraşmak hoşuma gidiyor. Bir elini belime koyup beni göğsüne bastırdı. Peki, ben de hoşuna gidiyor muyum? Kafamı iyice göğsüne bastırıp kokusunu içime çektim. İstemsizce kafamı aşağı yukarı salladım ama hadi uyuyalım artık Denep. Kafamı hayır anlamda salladım ve kucağından kalkıp tekrar yerime geçtim. İstersen sen uyu, ben bunu bitirmeden şuradan şuraya gitmem dedim ve işlemlere geri gömüldüm. En sonunda bütün hesaplamalar bittiğinde kağıtları Gurur'un önüne bıraktım. İnceledikten sonra hayretle bana döndü. Mükemmel bir iş çıkarmışsın Denep. Seni şirkete mi alsak? Kafamı olumsuz anlamda salladım. Ne zaman istersen yine yardım ederim ama. Gülümsedi. Anlaştık dedi ve elimi sıktı.
Daha sonra da elimi bırakmadan beni de arkasından çekerek yatak odamıza götürdü. Artık çok yorulduk ve bir uykuyu hak ettik bence dedi ve hızlıca üstünü değiştirdi. Ben de üstümü değiştirdikten sonra yatağa yattık. Beni iki koluyla birlikte sıkıca kavradı. Teşekkür ederim gurur, bana güvendiğin için. Kafasını azıcık uzaklaştırıp gözlerime baktı. Sana başka bir şey için de güvendim Denev. Bundan daha önemli meseleler için. Onları da boşa çıkarmazsın değil mi? Gözlerimi kırpıştırarak yüzüne baktım. Hangi meseleler? Tebessüm etti. Çocuğumu sana emanet ediyorum Denev. Seni kalbime alıyorum. Ellerimi göğsüme koyup yüzünü daha net görebilmek için uzaklaştım. Bu çabamı fark edince uzaktan hızlı bir öpücük kondurdu ve beni iyice göğsüne yapıştırdı. Hadi uyu ipek böceği. Kafamı kaldırmadan konuştum. Sen bunu nasıl hatırlıyorsun? Saçlarımı koklayarak konuştu. Ben senin hakkında seni unuttuğun şeyleri bile hatırlıyorum. Sabah Ege'yi okula bırakmıştım. Arkadaşlarım merakla beni incelemiş ve ben çıkarken fısır fısır konuşmuşlardı. Oğlum üzecek bir şey söylerlerse onları öldürürdüm. Ardından eve dönmüş ve temizlik yapmaya başlamıştım. Denev, duyduğum sesle birlikte dengemi kaybettim. Kollarımdan sıkıca kavranıp arkaya doğru çekildim. Niye bağırıyorsun Allah aşkına? Elimi kalbime götürdüm. Sen kafayı mı yedin? Gözleri sinirle parlıyordu. Ne yapmışım ki? Ellerini saçların arasına soktu. Camdan düşüyordun neredeyse dedi siniri soğumayarak. Cam siliyordum gurur. Yasak mıydı? Kafasını iki yana salladı. Denev, sen beni delirtmek mi istiyorsun? Ya düşseydin? Niye inat ediyorsun anlamıyorum ki. Birini tutalım hafta bir iki gün gelsin. Kafamı olumsuz anlamda salladım. İstemiyorum. Hoşuma gidiyor temizlik yapmak benim. Kolumu tutup göğsüne çekti beni. Yap Denev. Nasıl istiyorsan yap ama beni korkutmadan yap. Canını tehlikeye atmadan yap. Kafamı kaldırıp suratına baktım. Ne yani? Sen evi kendime göre çekip çevirmeme değil, bana bir şey olmasına mı sinirlendin? Kaşlarını çattı. Denev niye evde bir şeyler yapmana kızayım? Bu ikimizin evi. Neyi nasıl istiyorsan yapabilirsin. Yeter ki tehlikeli olmasın. Kafamı sallayıp ondan birkaç adım uzaklaştım. Senin bu saatte evde ne işin var? Bir kahkaha patlattı. Gideyim mi? Güldüm. İzin verdim kendime bugün. Ege dönene kadar birlikte kahve içmeye çıkalım ister misin? Olumlu anlamda kafamı salladım. Hoş bir kafeye oturduğumuzda az şekerli Türk kahvemi yudumlarken konuya girdim. Ben bir iş teklifi aldım gurur ve çalışmak istiyorum. Gözleri yüzümde dolaştı. Nasıl bir iş? Özel matematik dersi. Kafasını olumlu anlamda salladı. Evde oraya buraya çıkmandansa bu daha iyi bir seçenek tabii. Hem sıkılıyorsundur evde. Kafamı salladım. Hep çalışıyordum ya, böyle evde oturmak beni sıkıyor. Kafasını olumlu anlamda salladı. Eve de birini bulabiliriz o zaman. Kafamı iki yana salladım. Ben ikisini de yürütürüm. Kesinlikle olmaz. Bize de ilgi göstermen lazım. Yani daha çok Ege'ye tabii ama ben de seninle sohbet etmekten hoşlanıyorum. Tırnaklarımla oynamaya başladım. Elimi tuttu. Utandın mı sen? Gülerek bana bakıyordu. Elini yanağıma koydu. Ela gözlerin içine bir kere daha düştüm. Gurur ve Denev Demircioğlu. Bu ne hoş bir tesadüf. Kafamı kaldırdığımda gördüğüm kadın şaşırmama neden oldu. Gurur'un yanağındaki eli kasıldı ve elaları öfkeyle perçinlendi. Ne işin var senin burada? Elis gülümsedi. Sizi tebrik etmeye gelmiştim. Denev beni hatırladın mı canım? Beni Elis Demircioğlu olarak tanımıştın gerçi. Gurur'un eski eşiyim. Şuh kahkahası kahveyi çınlattı. Evet Elis, o zaman da memnun olmamıştım seninle tanıştığıma. Şimdi görmekten memnun değilim. O zaman aşık olduğun adamı elinden almıştım. Şimdi alma potansiyelim var. Ellerim masada yumruk halini aldı. Öyle bir potansiyelin yok maalesef Elis. Ben karıma çok aşığım çünkü. Masada yumruk olan elimi tuttu. Ya öyle mi? Peki oğluşum ne yapıyor? Hiç annesine alıştı mı? Sinirle tısladım. Onun adını ağzına alma. Gururda göstermediğim tepkiyi Ege'de göstermiştim ama onu bu yılanın emeline ortak edemezdim.
Oh benim oğlum Denef, kendine gel. Kocam almış olabilirsin ama oğlum alamazsın. Kahkaha attım. Onları ben almadım, sen terk ettin. Bana doğru Elif fısıldadı. Hep artıklarla mı yetinirsin? Sinirden dişlerimi sıktım. Hayır, değerli şeyleri değersiz yapan pislikleri temizlerim ama... Gurur araya girdi. Bizi rahat bırakır mısın artık? Eliz geri çekildi ve geldiği hızla kayboldu. Defne, ben özür dil lafını bölüp konuştum. Kalksak mı artık? Ege'nin dönüş saati yaklaşıyor. Hesabı ödeyip arabamıza yöneldik. Denef, gerçekten ben üzgünüm. Kafamı iki yana salladım. Senin suçun yok ki, onun karşımda çıkacağını bilemezdin. Çok dişliydin ama. Kafamı önüme eğdim. Kimse aileme dil uzatamaz. Elim avucun içine alıp dudaklarına götürdü. Biz aileyiz değil mi? Gözleri ışıl ışıldı. Bir yandan yola bakıp bir yandan tepkilerimi ölçüyordu. Siz benim sahip olacağım tek ailesiniz artık Gurur. Bana bakıp gülümsedi ve yola devam ettik. Eve varmamızın ardından bir saat sonra Ege eve geldi ve sofraya oturduk. Denef abla, ellerine sağlık. Yemekler o kadar güzel ki. Gurur da onaylayıp iştahla yemeğe devam etti. Yemeğin ortasında Ege birden gözlerini kaldırıp bir bana bir babasına baktı. Bizi asla bırakmazsın değil mi Denef abla? Sonra birden ağlamaya başladı. Hızla onu kucağıma alıp göğsüme yapıştırdım ve benim de gözyaşlarım akmaya başladı. Seni asla bırakmam Ege. Sen benim her şeyimsin. Kafasının üstünü öptüm. Bir yandan da gurura bakıyordum. Gurur oğlundaki kaybetme korkusunu ve anne özlemi yeni yeni idrak etmeye başlamış gibiydi. İkimiz de sakinleştiğimizde salona geçip benim ısrarım üzerine Charlie'nin çikolata fabrikasını izlemeye başladık. Ama Gurur çok boş bakıyordu. Sanki burada değil gibiydi. Ege yatıp biz de odamıza geçince Gurur yatağa adeta çöktü. Ben oğluma ne yaptım Denef, yavaşça onun yanına oturdum. Hiçbir şey yapmadım Gurur. Kafasını olumsuz manada salladı. Evet yaptım. Onun geldiği hale bak. Bunun sorumlusu benim. O kadını eşim olarak ben seçtim. Elimi dizine seveceğim bir şekilde koydum. O kadınla evlenmeseydin Ege gibi muhteşem bir çocuğun asla olmayacaktı. Geri dönüp bunu değiştirmek ister miydin yine dedi. Keşke Ege'nin annesi sen olsaydın. Gözlerin içine baktım. Beni kırmak için söylememişti. İçten bir şekilde bunu istemişti. Gözleri dolu doluydu. Kalbi kırık iki yakışıklımı iyileştirmem gerekiyordu. Ben zaten Ege'nin annesiyim Gurur. Kendi çocuğum olsa en az Ege kadar severdim. O da elini dizime koydu. Kendi çocuğun olmasını ister miydin? Bu denemek için bir soru muydu emin değildim. Bu yüzden ona boş gözlerle baktım. Çocuğumuz olmasını ister miydin Denef? Gözlerimi gözlerine sabitledim. Bunun asla olmayacağını sen söyledin Gurur. Kafasını yukarı aşağı salladı. Haklısın, olmayacak. Yerinden kalkıp tuvalete doğru ilerledi. Ben de o sırada üstümü değişip yatağa girmiştim. Yanıma geldiğinde belimi kavradı ve beni kendine çekti. Ama çocuğumuz olsa sana benzesin isterdim Denef. Gülümsedim ama arkamı dönmedim. Elimi onun elinin üstüne koydum ve gözlerimi örttüm. Sabah uyandığımda Gurur'un tarafı boştu. Bugün halletmesi gereken işler olduğu için erken çıkacağını söylemişti. Geç saate kadar eve gelmeyecekti. Onun için de dün kendine izin vermişti. Evin birkaç eksiğini almaya çıktım ama Ege için de bir hediye almayı düşündüm. Ege geçen beni günlük tutarken görmüştü ve çok hoşuna gitmişti. Bunu çocukluğumdan beri yaptığımı, ilk günlüğümü bana annemin aldığını söylemiştim. Onun da yüzü biraz düşmüş ama çok ilgisini çekmişti. Ben de ona çok güzel tarihli bir defter ve güzel kalemler almıştım. Tam kapıdan çıkıyordum ki benim büyük bebeğimi hatırladım. Gurur bana yıllar önce üniversiteye kazandığında babasının aldığı kalemden bahsetmişti. Ben de kapının orada çok zarif bir dolma kalem görmüştüm. Hemen dönüp onu da aldım ve biraz market alışverişi yapmak için alışveriş merkezinin en alt katındaki süpermarkete ilerledim. Tam o sırada telefonum çaldı. Arayan Gurur'du. Efendim Gurur. Teşekkür ederim Denef, iyiyim. Sen nasılsın? Kıkırdadım. Kusura bakma, alışveriş yapıyordum da. Öyle mi? Ben tutmayayım seni. Kadınlar alışverişte rahatsız edilmeyi sevmez diye duymuştum. Gülümsedim. Kıyafet falan değil, mutfak malzemesi almaya geldim. Belki birkaç deterjan. Yani müsait sayılırım. Kahkaha attı. Niye kıyafet falan almıyorsun?
kartın limitini yükselteyim mi? Yarı şakayla karışık sormuştu. Ben de onun rahatlığıyla düşünmeden tak diye cevap verdim. Senin verdiğin kartı hiç kullanmadım ki. Sonra ise duraksadım. Kavga çıkacağını hissediyordum. O da ne demek dedi sertçe. Şu an alnının kırıştığını buradan bile görebiliyordum. Benim param vardı. O yüzden gerekmedi. Gurur derin bir nefes çekti ve sonra da verdi. Sizin ihtiyaçlarınızı karşılamak benim sorumluluğumda Denef. Senin bir maaşın bile şu an yokken biriktirdiğim paranla sana ev alışverişi yaptıracaksam niye çalışıyorum ben? Bu sefer ben yükseldim. Senin paran benim param mı olacak yani aramızda gurur? Hayır olmayacak işte. Benim kazandığım bizim olacak. Biriktirdiğim parana dokunmayacaksın. Nefesimi verdim. Bunu sonra konuşuruz gurur. Şimdi hemen alışverişimi bitirip eve gitmem lazım ki oğluma güzel yemekler hazırlayabileyim. Bana yok mu yemek? Gülümsedim. Eve bugün geç geleceksin diye öyle söyledim. Beni onayladı ve vedalaşıp telefonu kapattık. Alışverişi bitirip hemen eve döndüm. Gurur'un sevmediği ama Ege ile benim sevdiğim yemeklerden yaptım. Sırf gurur yokken yiyebilelim diye. Ege okuldan döndü ve bugün basketbol kursu olduğu için terlemişti. Onu hemen duşa gönderdim ve ardından yemeğe oturduk. Tam o esnada kapı açıldı. Allah Allah, kim acaba bu saatte deyip yerimden kalktım. Kapıyı açtığımda gurur elinde bir buket beyaz gülle kapıdaydı. Sürpriz! Çiçekleri alıp boynuna sarıldım. Hani gelmeyecektin bugün? Ondan uzaklaşıp yüzüne baktığımda kocaman bir gülümsemeyle gözlerime bakıyordu. Yaptığın yemeklerden yemeğe geldim. Gideceğim tekrar dedi ve mutfağa ilerledi ama tabaklarımızdaki yemekleri görünce yüzünü buruşturdu. Gurur yok partisi mi bu? Ege ile birbirimize bakıp gülümsedik. Sen sevmiyorsun diye yiyemiyorduk. Hazır yokken yiyelim dedik dediğimde yüzü düştü. Ben planınızı bozdum sanırım. Gidebilirim isterseniz dediğinde kollarımı boynuna bağlayıp kocaman öptüm yanağını. Çiçekler için teşekkürler. Elini belime sardı ve kafasını önemsiz anlamında salladı. Bana tabak yok mu? Kaşlarım hızla havalandı. Ege de şaşırmıştı. İyi de sen bunları yemezsin ki baba dedi. Karım elleriyle yapmış. Yemez olur muyum dedi. Yemeğin tabağına koyduğumda sanki zehri varmışçasına geri kaçtı ve zorla ağzına birkaç lokma attı. Mümkün olduğunca çiğnemeden yutuyordu hepsini. Biz seviyoruz diye katlanmaya çalışıyordu. Sana hemen makarna pişirmemi ister misin? Kafası olumsuz anlamda salladı. Bunlar gayet lezzetli. Teşekkür ederim Denef. Ellerine sağlık dedi. Çay demleyeyim mi dedim gurura bakıp. Kafasını olumsuz anlamda salladı. İşe geri dönmem gerek dedi isteksizce. Gerçekten yemek yemek için o kadar uzaklıktan gelmişti. Bir saniye dedim ve hediyeleri odadan almak için koştum. Yavaş ol Denef düşeceksin dedi arkamdan gurur. Her zamanki evhamlı tavrıyla. Hızla komodinin üstündeki hediye paketlerini alıp indim ve hediyelerini verdim. İkisi de heyecanlı bir şekilde açtı. Ege bu defteri yazı yazman için aldım ve gurur bu kalem de babanın aldığını yerini tutmaz ama yine de belki kullanırsın diye aldım. Ege koşarak bana sarıldı. Teşekkürler Denef abla, sık sık yazacağım dedi gülerek ve defterini ve kalemlerini alıp koşarak odasına gitti. Çok anlamlı bir hediye Denef. Bunu yanımdan bir an olsun ayırmayacağım ve gözüm gibi bakacağım. Tıpkı sana da yapacağım gibi. Uzaklarını alnıma bastırdı ve ardından benimle vedalaşıp gitti. Ben elim göğsümde sözlerini tekrar ediyordum. Yanımdan bir an olsun ayırmayacağım ve gözüm gibi bakacağım. Tıpkı sana da yapacağım gibi. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.